Şerif Erabi Üniversitesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Yine Türkoloji bölümündeyiz ve Doğu Kültürleri Müzesi'ne geldik şu an. Doğu Kültürleri Müzesi'nde Doğu milletlerine ait birçok kültürel ve sanatsal öğe var. Her bir ülkenin, her bir kültürün kıyafetleri konulmuş, sergilenmiş. Mesela bu Hindistan'da bir kabilenin kıyafeti. Bu yine Hindistan'da geleneksel kıyafetler. Bizim Türk kıyafetlerimizi görüyoruz. Çok yeterli değil, geliştirilebilir tabii ki ama bizim kültürümüzü simgeliyor. Ve ardından Kore'ye geliyoruz tekrar. Bu da bir filmden alınmış, Çin yapımı bir filmden. Bir kızla bir oğlanın aşkını anlatıyormuş. Yine Çin, gördüğümüz üzere. Aynı şekilde devam ediyor, kimonolara geçiyoruz. Çin'e çok ciddi yer ayrılmış. Çünkü Çin doğu kültürünün temelini oluşturuyor. Aynı şekilde yine kimonolarımızı görüyoruz. Ve burada daha geleneksel, daha kültürel motiflere rastlıyoruz. İran kültürü, yani Fars kültürü. Her bir nesneye numara verilmiş ve o nesnelerin hangi amaçla kullanıldığı yazıyor yukarıdaki açıklamalarda. Ardından Türk kültürünü görüyoruz. Bizim kına gecelerimizde kullanılan, düğünlerimizde kullanılan şeyler, işte köylerde kullanılan ibriktir, fincandır, geleneksel şeylerimizi koymuşlar. Yine buraya geçiyoruz. Bu da Dungan. Bir bakalım. Evet, Dungan halkının düğünlerde giydikleri şeyler, işte el işlemeleri, motifleri. Ve yine Budist geleneğine bağlı gördüğümüz gibi. Her şeye yer verilmiş, çok güzel. Yani bütün Doğu ülkelerinin kültürlerine, yaşayış biçimlerini anlatan bir sürü öğeye yer verilmiş. Çok zengin, çok zengin bir müze olmuş. Bunun için biz üniversiteye teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde burada yine Kazaklara ait tabii ki birazcık daha fazla yer ayrılmış. Çadırı görüyoruz. Yine onlara ait kültür kitaplarını görüyoruz. Aynı şekilde Mısır bölümüne geçiyoruz. Mısır'da işte Firavun heykelleri, levhalar, piramitler, papirüsler görüyoruz aşağıda. Gerçekten bütün ayrıntılar düşünülmüş kültürlere dair. Yani Doğu kültürlerini merak eden biri bu müzeyi ziyaret edip çok rahat fikir sahibi olabilir. Ve bu bilgileri kullanabilir. Yine devam ediyoruz. Her şey düşünülmüş dediğim gibi. Çok ince ayrıntılar konulmuş. İşte yiyeceklerine kadar koymuşlar mesela. İşte Çin'in pirinci. İşte şekerlemeleri. Kullandıkları mesela mutfakta kullandıkları kaplar, içtikleri çay. Hepsi ayrı ayrı. Ve benim en sevdiğim bölüme geldik. Müzik aletleri bölümü. Bunlar ilk baştan itibaren bütün Doğu ülkelerinin kullandığı müzik aletleri. İpek yolunun bu müzik aletlerinin evrilmesine çok ciddi önemi var. Yani mesela şunu görüyoruz. Bu evrile evrile artık bizde kemençe halini almış. Yaylı bir çalgı. Bizim bağlamamızı görüyoruz yine. Mesela bunlar kazaklarda da varmış. Normalde Çin müzik aleti kazaklara geçmiş. Sonra bizde kanun halini almış. Ve üflemeli çalgıları görüyoruz. Bizim neyimiz var? Aynı şekilde devam ediyor. Hepsi tek tek korunup sergilenmiş. Merak ediyorum. Benim de yan flüt geçmişim var. Onun için acaba bunları çalabilecek miyim diye bir bakacağım. Bizim çok benzemiyor ama en azından ses çıkarabilecek miyiz ona bakacağım.